Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda diri gergisinden bahsedeceğiz. Ee, yapımı 10 tane çam kerezi, 5 tane demir burak, 10 tane halat, 5 tane de metalurda dil ve halat yapımında kullanılıyormuş arkadaşlar. Ee, bu e, level 14'te açılıyormuş bu tezgah. Bir tane kare boyutuna sahip ve iki tane arkadaşlar maksimum üretim sağlıyor bize. Peki bu ne işe yarıyor tam olarak? Hemen gösterelim. Alalım abi biz ürünümüzü. Arkadaşlar hayvanları öldürdüğünüz zaman hayvan postu elde edersiniz ve e, bunu işlemeniz gerekir. Bunu deriye dönüştürmeniz gerekir. Hemen bir yaz e, bakalım vardır bende baya bir dikiş rafından alalım arkadaşlar. Yaz da bundan aldık. Şimdi gidip bakalım. Derileri arkadaşlar dönüştürülmüş derileri silah yapımında hemen şöyle siyahlara gidelim. Silah yapımında kullanılabilir. Ondan sonra özellikle zırh yapımında arkadaşlar deri iş giriyor. Normal post istemiyorlar fark ettiyseniz. Post, normal post isteyen silahlar da var. Özellikle mesela meşale normal hayvan postu istiyor ama Genellikle arkadaşlar deriyi e, çok kullanıyorsunuz. Çok kullanmanız gerekir. O yüzden hayvan öldürdüğünüzde postunu kaçırmayın. Şimdi e, şunu koyduğumuz zaman 3 dakika diyor daha. Bende VIP var arkadaşlar. O yüzden bakıyorum 4 dakikaymış. 4 dakikada bir tane e, deri elde edebiliyorsunuz. E, onun dışında bitki lifi oyunda topladığınız bitki lifinden de bu tezgah sayesinde halat elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. İki tane bitki lifinden bir tane halat elde edilebiliyor. Buraya koyduğunuz zaman e, yine 4 dakika sonra elde ediliyor ve e, oyunda da görünüşü farklı oluyor. Bak burada ip yapılıyor. Burada diri yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde anlayabiliyorsunuz. E, halat peki nerede kullanılıyor arkadaşlar? Halat silah yapımında kullanılıyor. Ondan sonra zar e, zırh yapımında da arkadaşlar halat kullanılıyor. Halat da işimizi görüyor arkadaşlar. Eğer halat üretmek istiyorsanız genelde halat zombilerin üzerinden çıkıyor ama e, diyeceksiniz abi ben üretmek istiyorum. Buradan da üretebilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız yer varsa yorumlara beklerim. Yeni başlayanlar için seri düzenliyorum arkadaşlar. O yüzden bilgisi olan insanlar bu videoları sıkıcı bulabilir. Ama dediğim gibi eğitim amaçlı videolar çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz.